Çin'de erken Budist sanatını temsil eden eserler arasında Dunhuang, Yungang ve Longmen mağara tapınaklarının önemli bir yeri vardır. Bu tapınakları kimler neden inşa etti? Yapımlarına kimler katkıda bulundu ve koruyucuları kimlerdi? Dunhuang, Çin'in en batı kısmında İpek Yolu üzerinde bulunur. Tüccarlar, yerel hükümdarlar, arazi sahipleri ve gezginler yüzyıllar boyunca yerel manastır topluluğunu destekleyerek çevre kayalıklarda yapılan kazılarda şu ana kadar 102 mağara bulunmasını sağladılar. Bu mağaraların sakinlerinin bir kısmı çöldeki tehlikelerden korunmak için geldiler. Diğerleri bunlara benzeyen heykeller yaptırarak teşekkürlerini sunmak istediler. Mağaraların içinde adaklar sunan kral ve kraliçe tasvirlerini görebilirsiniz. Bu tapınaklarda birçok resim ve heykel var ve bunların hepsi manevi olarak yükselmek isteyen insanların dünyamıza kazandırdığı birer sanat eseri. Yungang'daki mağaraların yapımına Kuzey Wei Hanedanlığı'nın hükümdarlarının emriyle Milattan sonra 460 yılında başlanmış. Bu muazzam büyüklüğe sahip Buda ve diğer tanrı heykellerini yaptıran Wei hükümdarları kendilerini ve ailelerini yaşayan Budalar olarak görüyorlardı. Ve bu görkemli eserleri de arkalarına alarak hükmetmekte oldukları insanlara adeta kurtuluş sözü veriyorlardı. Wei hükümdarlarının gücüne güç katan bu heykeller aynı zamanda politik sanatın büyük ölçekli birer temsilcisiydi. ...494 yılında Wei Hanedanı hükümdarları Longmen mağaralarının yapımını başlattılar ve takip eden 400 sene boyunca kayalıklara binden fazla mağara oluyordu. Mağara duvarlarında asil bağışçıların ve yardımcılarının geçit törenlerine ait oymalar görebilirsiniz. Fakat eski yazıtlardan öğrendiğimiz bilgilere göre bu tapınakların yapımına sadece zenginler ya da asiller değil, bütün sosyal sınıflara ait insanlar katkıda bulunmuşlar. Yazıtların bazıları Budizmin yayılmasından bahsederken diğerleri daha kişisel hikayeler anlatıyor. Birçok mağara tapınağı, yapan ya da yaptıran kişilerin aileleri ya da sevdikleri kişilerin sağlığı, güvenliği ve mutlu bir yaşam sonrası deneyimiyle ilgili iyi dilekler içerir. Longmen'deki en büyük tapınak 600 yıllarında Tang Hanedanlığı hükümdarı Gaozong tarafından yaptırılmıştır. Tapınağın merkezinde tüm dünyayı günümüz ve geçmişiyle birlikte kucaklayan kozmik Buda Vairocana yer alır. Dev heykelin yapımı esnasında Vairocana'nın çehresinin daha sonra tahta çıkacak olan İmparatoriçe Wu Zetian'dan esinlendiğine inanılır. Ana figürün çevresinde Bodhisattva, monklar ve diğer koruyucu figürler yer alır. Hiç şüphesiz görevleri Vairocana'yı korumak ve her daim onun yanında yer almaktır. Günümüzde mağara tapınaklarını ziyaret eden binlerce ziyaretçi, erken Budist sanatının değişik koşullar altında ortaya koyduğu bu eserlere en doğal halleriyle tanıklık edebilirler. Bu tapınakların ulaşımı zor yerlerde konumlanmış olmalarının, insanlardan uzak kalmalarını sağlayarak geçmişten günümüze ulaşmasına yardımcı olduğu kesin.